Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Pokemon Black Top Tour bölüm 32'ye hoş geldiniz. Ben Emre. Maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Geçen bölümde Nimbasa şehrinden Andella kasabasına kadar gelmiştik. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor. Artık bu kasabayı gezmeye başlayabiliriz. Bakalım bu kasabada neler bulacağız. Tabii ki Doğuz Hikmeş'ini açmayı da unutmuyoruz. Burada bir ablamız var. Ablamız bir şarkı söylüyor. Ve bu şarkı denizlere dalmakla alakalı. Ve denizlere dalmak demişken de bize Helium 06 dive veriyor. Artık bu sayede derinliklere dalabiliriz. Ama Pokemon Black White serisinde dive'ı kullanabileceğimiz çok fazla noktada yok zaten. Ama teşekkür ederiz. Bunu bu bölüm kullanacağız ve burada bir sürü villa var. Ama o villalarla değil, bu villayla ilgileniyor. Çünkü en büyük villa bu. Zenginlere ait büyük villa yazıyor önünde. Ve zenginlerden biri de tam karşımızda. Ama onunla konuşmadan önce sonunda üzerimizdeki yumurta çatlıyor. Bakalım içindeki çok güçlü, efsane, belki de efsane bir Pokemon hangisiymiş. Bakalım hep birlikte göreceğiz yumurtamızdan ne çıkıyor. Küçük tatlı bir böcek çıktı. Larvesta çıktı. Aramıza hoş geldin. Takıma hoş geldin. Ama tabii ki takımda seni kullanmayacağız. O yüzden nickname vermek yok. Şimdilik partimizde takılabilirsin. Biraz vaktin olacak. Ve burada bir arkadaşımız var. Bu villada yaşayan zenginlerden biri. Ve onda savaşacağız. Savaşımız başlasın. Seni sevdim ve sana çok özel bir şey göstereceğim. Beni takip et. Dedi ve bizi peşine taktı ve kocaman villaya götürdü. Artık zenginlerle birlikte burada takılabiliriz. Harika değil mi? Kesinlikle harika. Bu evde yaşamak isterdim. Ama evde şimdilik yalnız başınaymış. Ve kendisi çok sıkıldığı için ve bizden savaşmaktan keyif aldığı için bizi daha sonra tekrardan savaşmaya çağırıyor. Bu villada zenginler yaşıyor ve fark ettiniz mi bilmiyorum ama bu arkadaşı Draco'yu yendikten sonra tam 12.000 Pokemon lirası aldık. Ve bu villada yaşayan tek zengin bu arkadaş değil. Bunun ailesi de burada yaşıyor. Ama onlarla karşılaşmak için bir gün sonra gelmek gerekiyor. Her geldiğimizde ve onları her yendiğimizde buradaki evdeki zenginlerin sayısı artıyor. Ve hepsini yenebiliyoruz ve dünya kadar para toplayabiliyoruz bu evden. Ama bizim şimdilik parayla işimiz yok. Ve burada bir abimiz var. Bu adam milyarder. Ultra zengin bir milyarder ve ona çok nadir itemleri satabiliyoruz. Tabii ki bizim üzerimizde şimdilik öyle nadir itemler yok. O yüzden bizim itemlerimizle ilgilenmiyor. O yüzden şimdilik biz de bu abiyi burada yalnız bırakabiliriz. Ama bu abiye mutlaka uğrayacağız. Ona çok nadir itemler satacağız. Andella kasabasında ilerlemeye devam. Peki burada başka ne yapabiliriz? Tabii ki suyu açılabiliriz. Çünkü bu kasabanın yarısından çoğu su ve buralarda gizli itemler var. Onları da mutlaka alacağız. Buralarda bir yerde olduğunu söylüyor. Bir pearl bulduk. Bir stardust. Hepsi bu kadar mı? Bu kadar olamaz. Şurada bir yol varmış. Bakalım arkaya doğru gittiğimizde bir item görüyorum ama sanırım suyun içinde, o yüzden suya dalmamız gerekiyor ve suya dalar dalmaz tabii ki ripel basmayı unutmuyoruz. O yüzden ripel çantama giriyorum, max ripellerinden birini kullanıyorum ve sadece 15 tane kalmış. Bu oldukça üzücü. Bir sürü max ripelimiz vardı, hepsi tek tek eridi gitti ve şu an üzerimizde neredeyse hiç yok. Buralarda bir yerde gizli item var ama bir eğitmen yakalandık ve burada bir sürü eğitmen var suda ve su tipi Pokemonlar kullanıyor. Savaşlar başlasın. Evet, ilk rakibimizi yendik ve buralarda bir gizli item varmış. Artık onu alalım. Bir hard scale'mış. Şimdilik sanırım burada işimiz bitti ama suda ilerlemeye devam edebiliriz. Aynı zamanda burada suyun içinde karanlık noktalar var. Buradan aşağı dalabiliyoruz. Biz de birazdan bunlardan birinden dalacağız ama burada birkaç tane eğitmen var. 3 tane. Bu üçle de savaşacağız. Savaşlar başlasın. Thank you.
Bütün eğitmenleri yendik diye düşünüyorum. Artık burada dive'ı kullanıp aşağı doğru denizlerin derinliklerine doğru inebiliriz. Hemen bu siyah noktalardan birine geliyorum. Bunların hepsi herhangi birinden dalabiliriz. Ama açıkçası hepsinin ulaştığı nokta birazcık farklı. Çünkü aşağıda kocaman bir labirent var. Eğer o labirenti benim çözdüğüm şekilde çözmek istiyorsanız sizin de buradan dalmanız gerekiyor. Hadi o labirente gidelim bakalım ne varmış. Tabii ki oraya gitmeden önce Pokemon'umuza Technical Machine çantamızdan Hidden Move'u, Dive'ı, yeni aldığımız Dive'ı öğretmeyi unutmuyoruz. Yeni bir su tipi Hidden Move'umuz var. Tabii ki onu yine Pompa öğrenecek. Pompa'nın azıcık başı belada. Çünkü üzerinde şimdiden Waterfall, Surf ve Dive Hidden Move'lar oldu. Üzerinde 3 tane Hidden Move var. Bir an önce bu Hidden Move'ların bazılarından kurtulmamız gerekiyor. Ama şimdilik ihtiyacımız yok. Ne de olsa çok sağlam güçlü savaşlara girmiyoruz. Ama çok yakın zamanda gireceğiz. Dive'ımı kullandım ve pompayla suların derinliklerine dalıyoruz. Ve derinliklerde ilerliyoruz. Ve Abyssal Ruinlere, Abyssal Harabelerine varıyoruz. Ve içeri giriyoruz. Ripelimiz bitmiş ama ripelimizin bitmesi önemli değil. Burada ripel bize gerekmeyecek çünkü vahşi Pokemonlar burada çıkmıyor. Şimdi burada kocaman bir labirent var ve çözmek oldukça zor. Klik diye bir ses geldi. Bundan sonra attığımız her adım çok ama çok önemli. Çünkü 500 adımda burada istediğimiz noktaya ulaşamazsak bir tayfun geliyor. Aynen, bir tayfun geliyor ve bizi buradan dışarı atıyor. O yüzden bunun olmasını istemiyoruz. O yüzden en kısa yoldan bu bulmacayı çözmemiz gerekiyor. Umarım bunu başarabiliriz. Sanırım 100 adım attık ve bir uzaktan bir yerden bir ses geliyor. Ve bu ses gittikçe bize yaklaşacak adım sayılarımıza göre. Şimdi benim nereden gitmem gerekiyor acaba? Sanırım buradan ilerlemeye devam edeceğim. Buradan sola, buradan yukarıya. Sağ 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 derken tamam, istediğim noktaya vardım ve tıklıyorum. Tıkladığım zaman da bir sallantı oluyor ve kapı açılıyor. Buradan yukarı direkt geçebileceğim. Çünkü buradan yukarıya açılan bir delik var. Böylece Abyssal Ruins'lerin bir üst katına varabileceğim. Şimdi bura hakkında konuşmak istiyorum. Burada adım sayımız kısıtlı ama burada çok ama çok fazla item var. Bu Abyssal Ruins'lerin her katında. Onları toplamak oldukça zor çünkü adım sayılarımız kısıtlı. Ben bu girişimde hepsini toplamakla uğraşmayacağım. Belki karşıma çıkanları, direkt önüme çıkanları toplayabilirim. Ama onların dışındakileri toplamayacağım. Daha sonra buraya geldiğinde onları toplayabilirim ve buradaki itemler oldukça değerli. Burada bütün plate'leri toplayabiliyoruz. Arsus'un plate'lerini hepsi burada. Onları istediğimiz gibi toplayabiliyoruz ve bütün plate'ler burada. Onun dışında burada çok değerli itemler var. Onları az önce tanıştığımız, büyük villada tanıştığımız milyardere satabiliyoruz. Ve çok ciddi paralar kazanabiliyoruz. Belki 2 milyon
Pokemon liramız bile olabilir onları sattığımız zaman ne kadar topladığımızla alakalı. Onun dışında başka ne söyleyebilirim? Abyssal Ruinler ne ile alakalı, konusu ne, ben de çok iyi bilmiyorum açıkçası. Ama yakınlarda Cynthia var, Arceus'un predikleri burada. Kesinlikle Sinnoh bölgesindeki mevzularla alakalı bir harabe olduğuna eminim. Mesela şurada karşıma bir item çıktı, bakalım neymiş. Relic Cooper, tamam. Bu milyardere satacağımız itemlerden biri. Bunu daha sonra kullanabiliriz. Şimdi daha fazla adım atmak istemiyorum. Direkt bulmacanın çözümüne doğru ulaşmak istiyorum. O yüzden bundan sonra atacağım adımlar direkt çıkışa doğru gitmeye çalışacak. İtemleri toplamak için olmayacak. İtemleri toplayabilirsem, önüme çıkarsa tabii neden olmasın, onları da alabilirim. Ama şimdi direkt bulmacanın çözümüne doğru ilerlemeye başladım. Ve bir deprem daha oldu, bir sallantı daha oldu. Ses bana doğru yaklaşıyor. Yakında bizi buradan atabilir. O yüzden bir an önce çözüme varsak iyi olur. Sanırım ben bu katın çözümüne de vardım. Ama bu katın çözümü diğerinden farklı. Diğerinde çözüme ilerlerken geri vesaire gitmememiz gerekiyor. Öyle ufak bir kural var. Ama burada geri ileri gitmemiz hiç ama hiç önemli değil. Buradaki sıkıntı, kapıyı açmak için sıkıntı, flaşa ihtiyaç duymamız. Bu kapıya doğru flaş tutmamız gerekiyor. Ondan sonra bu kapıyı açabiliyoruz. Ben de şimdi onu yapacağım. Technical Machine çantama girdim. Technical Machine çantamda flaşımı arıyorum. Flaşımı... Sanırım buldum ve flaşı Pokemon'larından birine öğretip buradaki kayanın üzerine tutacağım. Böylece buradaki geçidi de açmış olacağız. Bu sefer de böcek öğrensin. Böceğin üzerinde de çok fazla hidden move yok ama gereksiz çok fazla hareket oldu. Thunderbolt ve Bug Buzz dışında saldırısı kalmadı. O saldırılarda benim için çok önemli. Şimdi Thunder Wave'den kurtulabiliriz. Thunder Wave zaten çantamızda duruyor ve efsane bir Pokemon avında değiliz şu an. Şimdi Pokemon'un üzerine geliyorum ve bu duvara flash'ımı tutuyorum. Böylece bu katı da geçmiş olduk. Bu ikinci kattı. Abyssal Ruin'den tam 4 katlı ve en değerli item 4. katlı tabii ki. O item almak için ilerleyeceğiz. Şimdi sağa ya da sola gidebilirim. Önemli değil. İki taraftan da bir üst kata çıkabiliyorum. Bir üst kata daha çıktım. Bakalım üst katta bizi neler bekliyor. Tabii ki yepyeni bir labirent bekliyor. Şimdi bunu çözmemiz gerekiyor. Bunun sonuna ulaşmamız gerekiyor. Burada da yine adım sayısı çok önemli değil. Adım sayısı tabii ki önemli, pardon, ama geri ileri gitmemiz çok önemli değil. Buradaki kapıyı açmak için de bize Strength Hidden Move gerekiyor. Burada da onu kullanacağız. Şimdi bir tane item daha aldım. Nereden gitmem gerekiyor? Nereden gitmem gerekiyor? Tamam, kuzeye doğru ilerleyelim. Hazır önümüze item çıkmışken onu da alalım. Relic statü. Milyarder bunları çok ama çok sevecek. Hepsini ona kakalayacağız en yakın zamanda. Ve bir item daha. Relic Vase. Olabildiğince az adım atmaya çalışıyorum. Yanlış adım atmamaya çalışıyorum. Eğer yanlış adımlar atarsam buradan bir atılacağız. Bizi kovacaklar buradan fazla adım attığımız için. Ve o ses her seferinde bize bir tık daha yaklaşıyor. Evet, ses oldukça yakın diyor. Sanırım başımız belada. Biraz fazla mı item topladık acaba? Emin değilim. Ve bir sonraki çıkışa geldik. Hemen bunu da açmak istiyorum. Bunu açmak için de strength lazım demiştik. Hemen strength olan Chen'in üzerine giriyorum ve strength'imi kullanıyorum. Bu kapıyı da böylece açmış olduk. Kaldı sadece bir kat. Bir kat ama kovulmamız da çok ama çok yakın. O yüzden attığımız adımlara dikkat etmemiz gerekiyor. Az adım atarak bir üst kata daha vardık. Bu da bizim son katımız. Burada adım atarken çok dikkatli olmalıyız. Neyse ki yolumuz çok ama çok basit. Tek yapmamız gereken odanın ortasına gitmek ve en değerli itemi almak. Relic Crown, bu bir taç. Ve 3000 sene öncesinden kalan bir taç. Oldukça koleksiyonel bir item. Bunu da milyardere satacağız. Hatta en değerlisi zaten bu. Sanırım buna 300 bin Pokemon lirası verecek. Hep birlikte göreceğiz. Şimdiye kadar topladığımız 4-5 tane item var sadece. Onların hepsini o koleksiyonere vereceğiz ve dışarı atıldık çünkü yeterince adım attık. Daha fazla içeride duramadık. Ama tekrar defalarca kez oraya girip oradaki bütün plekleri, bütün itemleri toplayabiliriz. Şimdilik ben bunu yapmayacağım ve direkt Pokemon sırtını atlıyorum ve nereye gidiyorum? Tabii ki Andella kasabasına.
Andele kasabasına geldik ve Pokemon merkezine giriyorum. Çünkü orada çok özlediğim biri var. Hemşire Joy. Selam Hemşire Joy. Seninle görüşmenin ne kadar oldu emin değilim ama seni ben nedense çok özlemişim. Pokemonların yine senin yardımına ihtiyacım var. Lütfen Pokemonların HP'lerini doldurabilir misin? Teşekkür ediyorum. Hoşça kal. Tekrar görüşmek üzere Hemşire Joy. Senle çok fazla vakit geçiremeyeceğiz bundan sonra ama emin ol her zaman aklımdasın derken bir şeyi unuttuğumu fark ettim. Şurada bir abimiz var. Şu abiyle bir konuşalım. Bakalım bize bir item verecek mi? Tabii ki Prism Scale itemini verdi. Kullanacağımız bir item değil ama yine de çok güzel olduğunu düşünüyor abimiz. Bence de sana katılıyorum. Kesinlikle güzel bir item ve Andele kasabasında ilerlemeye devam ediyoruz. Ve nereye gidiyoruz? Tabii ki milyarderin yanına. Bu arada şurada bir item gördüm. Onu da bence alalım. O item orada kalmasın. Arkayı bir yere saklamışlar. Zengin insanlar çok savurgan mı oluyorlar? Emin değilim ama evin hemen dibine bir item fırlatmışlar. Acaba evin diğer tarafında bir şey var mı? Şimdilik yokmuş gibi görünüyor. Daha önce buradan Dozik Machine'la da geçtik zaten. Bir şey olmadığına eminiz. Artık evde ilerlemeye takılmaya devam ederiz. Bıp 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 bıp. Evin başka yerinde hiçbir şey yok. O yüzden direkt milyarderin yanına gidiyorum. Selam milyarder. Milyarder sanki karateci kılığında değil mi yoksa Bornoz'la mı karşımızda duruyor? Çok emin değilim ama Bornoz'la bizi karşılaması çok hoş olmazdı. Ve bizim gösterdiğimiz o en son en üst katta bulduğumuz tacı gördü ve bu bir nadir hazine diyor. Onu da bizden satın almak istiyor. Tabii ki ona kaç bin veriyor? Tam 300 bin Pokemon lirası veriyor. Biz de hemen bunu iteliyoruz abimize ve 300 bini böylece satmış olduk. Ama bununla bitmiyor. Tabii ki şimdi onunla tek tek konuşarak, itemleri göstererek, diğer bulduğumuz nadir 3000 sene öncesinden kalan itemleri gösterip ona satabiliyoruz. Bu sefer de Relic Band bulmuşuz. Relic Band'i de 100 bin Pokemon lirasına satabiliyoruz. Ve içeride bunlardan kaynıyor. Onların hepsini toplayıp buradaki abiye satıp kesinlikle zengin olabiliriz. Bir tane de heykelimiz var. Bu heykeli de tam 200 bin Pokemon lirası veriyor. Oldukça iyi. Üzerimizde 900 bin Pokemon lirası oldu. Çok iyi değil mi? Birazdan belki milyonları geçecek. İki tane Relic Vase var. Vazomuz. Tanesini 50 bin veriyormuş. Böylece 100 bin daha kazanmış olduk bu ikisini sattığımızda. Burada beni rahatsız eden şey bunları tek tek satmak zorunda kalmamız. Bu çok ama çok kötü. Ve 1 milyon Pokemon lirasını geçtik. Şu andan itibaren biz bir milyoneriz. Oldukça iyi değil mi? Kulağa çok hoş geliyor. Ben bunu çok sevdim. Ve bir tane Relic Copper varmış. Hemen Relic Copper'ı satalım. Bu sadece 1000 Pokemon lirası mı? Hadi ama. Çok ucuzmuş. Her neyse önemli değil. Zaten yeterince paramız var. Ve başka nadir itemimiz kalmamış. Oldukça kötü. Yapacak bir şey yok. Artık buradan ayrılma vakti geldi. Bu abi satacak bir şeyimiz kalmadı. Ve neredeyiz? Andele kasabasında. Ve bölümün sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ben butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Pokemon videosunda görüşmek üzere. Herkese iyi Pokemonlar.